Şimdi de Ankara'da Eroğulları Derin'in misafiri oluyoruz. Yanımızda firma kurucularından Enes Bey ve Mehmet Akif Bey var. Merhabalar Enes Bey, nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, öncelikle merhaba, hoş geldiniz. İsmail Enes Eroğlu, 1998 Ankara doğumluyum. Bu sektörü dedemizden geliyor. Dedem 1970 yılında Yüksel Çanta kuruluşuyla başladı. Ardından 1990 yılında amcam tabanca kılıfına yöneldi, amcam ve babam. 99 yılında Eroğulları Deri Sanayi olarak, resmi olarak bu serüvene katılmış bulunmaktayız. Biz bu sektörün 3. jenerasyonu oluyoruz tabiri caizse. Bu sektörü yürütmek için günümüz teknolojisinden faydalanmaya çalışıyoruz. Kullandığımız deriler olsun, yaptığımız çalışmalar olsun. Güzel bir şekilde hem ülkemize hem yurt dışına, ülkemizi adına daha kaliteli ürünler vermek için kendimizi gitgide sürekli geliştirmek için çabalıyoruz. Bize vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Eroğulları Deri olarak genelde askeriyeye, polise, özel güvenlik kuruluşlarına tabanca kılıfı, palaska imalatı, deri güvenlik kılıfı, deri güvenlik kemerleri olsun, bütün tabancalara uygun tabanca kılıfı modellerimiz, Impertex kumaş olmak üzere, onun dışında gördüğünüz üzere deri kılıflarımız, bütün hepsinin kalıpları bizde. Orijinal kösele deriden kullanıyoruz biz bunları. Tamamı bitkisel işlemlerden geçiyor, yani doğaya zararı olmayan şekilde bu derileri kullanıyoruz. Biz jandarma başta olmak üzere özel güvenlik kurumları, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, silah sanayi olarak Sarsılmaz, TİSAŞ, CANİK, GİRSAN bunlarla da beraber ortak çalışmalarımız oldu. Şu anda da yürütmeye devam ediyoruz. Ben Mehmet Akif Eroğlu, 1997 Ankara doğumluyum. Şirketimizi 3. nesil olarak kardeşimle birlikte devraldık. Babamgilden bu bayrağı artık sonunda biz devraldık. Okullarımızı bitirdikten sonra yavaş yavaş. Kendi bünyemizde yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz işlerimizi. Hedef ve projeleri arasında neler var? Prensiplerimiz kalite ve özveri ve güven. Bizim yaptığımız işlerde herkesin bize güvenmesini, bizim kalitemizi görmesini, biz bunları istiyoruz. Ve aynı zamanda yaptığımız ihracatlar şu anda bizim için az. Bizim ihracatlarımızın genişlemesi lazım, büyümesi lazım. Sadece Amerika 3 kıtada değil, bizim 4 kıtaya, 5 kıtaya dağılmamız lazım. Yani kendimiz için değil bu, ülkemiz için gerekli olan bir şey. Ülkemiz adına bizim kendi isimlerimizi duyurmamız lazım ki gerçekten büyüyebildiğimizi herkesin görmesini istiyoruz bu şekilde.